Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. LGS tekrar programında inkılap tarihiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Hedefimiz LGS inkılap tarihinde hiçbir soruyu kaçırmamak. Bütün LGS'leri 2023, 2022, 2019, 2018 hepsini tek tek sizler için irdeledik. Her birinin sorularına tek tek baktık ve mükemmel bir video hazırladık arkadaşlar. İnkılap tarihinde LGS'de nasıl sorarlar, ne sorarlar her birini güzel bir şekilde öğreneceğiz ve bu videonun sonunda inşallah LGS inkılap tarihinde bir kahraman doğuyor ve milli uyanış konularını net bir şekilde cebimize koyacağız. Zaten nasıl Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız bizler için düşmanla savaştıysa biz de şimdi neyle savaşıyoruz Tonguç benim? LGS ile savaşıyoruz. Hayır Elad'ım LGS ile değil biz. Cehaletle savaşıyoruz. Evet çok güzel söyledin cehaletle savaşıyoruz tebrik ediyorum. Bu savaş sonrasında da inşallah 2024 LGS'de 2024 LGS'ye girdiğimizde bir kahraman doğuyor da bir net. Milli uyanıştan 2 net toplam bu video sonrası 3 net kazanacağız. LGS ilk tekrar kampımızın sonunda da bu konuyla öğreneceğiz. Ve böylece toplam 5 neti inşallah cebimize indirmiş olacağız. Çünkü LGS inkılap tarihinde birinci dönem konularından ciddi bir şekilde soru geliyor. Yani yarısı buradan geliyor. Hatta bazen ikinci dönem konularını tam bitiremediler çocuklar diye... Birinci dönem konularından daha fazla soru soruyorlar. Bunu da bilmemiz lazım. Peki videomuzda neler yapacağız? Mükemmel bir video hazırladık arkadaşlar. Bakın sayfa sayfa göstermek istiyorum. Her bir sayfada resimlere ağırlık verdik. Daha canlı, daha az sıkıcı olsun. Zaten biz tabii ki sıkılmıyoruz ama konuları böyle tek tek Coğrafi bölgeleri öğreneceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün e çocukluğuna gideceğiz. Adım adım liderliğe bakacağız. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerine bakacağız. Dünya Savaşı'nı başlatacağız. Dünya Savaşı'nda kimler kazanıyor Tonguç Evladım benim? İtilaf devletleri. Maalesef İtilaf devletleri kazanacak ve sonrasında bu savaşın sonrası biz kendi kurtuluş savaşımızı yapacağız. Gerçekten mükemmel bir video hazırladık ve en sonunda da tabii ki böyle cepheler falan filan böyle gidiyor. Bayağı uzun bir video hazırladık arkadaşlar. Yani şu anda... Gerçekten hiç endişelenmeyin ama çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Sonrasında biz milli mücadeleyi başlatacağız. İstikal yolculuğu başlayacak ama ben şey arıyorum burada. Çok güzel bir sayfa hazırlamıştık. O sayfa arıyorum. Nerede? Şurada. Meclis açılacak <laughs> ve düşmana yani Yunanlara ne vereceğiz sonuç herhalde benim? Diyemedim hocam. Ne vereceğiz sonuç herhalde benim? Yüzme dersi vereceğiz. Diyeceğiz ki, hadi bakalım şimdi güzel güzel yüzün diyeceğiz ve onları tabii ki de Akdeniz'e dökeceğiz. Diyeceğiz ki Mustafa Kemal Türk ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri diyecek ve destanımızı yazacağız. Hocam neden Akdeniz diyor? Ege'ye dökmüyor muyuz? Ya Ege Akdeniz fark etmez evladım. Sonuçta tuzlu tuzlu sulara gönderiyoruz. O zaman tabii Ege değil Akdeniz diyebilirler. De evet şimdi videomuzu şöyle bir reklam olsun diye gösterdik. Uzun bir video güzel bir video olacak dedi gösterdik. Birazdan da güzel bir şekilde başlayacağız ama tabii ki en önemli şey şu Tonguç'um. Sizler mutlaka mutlaka bunları sorularda görmeniz lazım. Zaten inkılap tarihinde bize bir soru kökü veriyor. Ardından bununla alakalı seçenekler olacak. İşte tam bağımsızlık nedir? Uluslararası denklik nedir? Egemen devlet anlayışı nedir? Millet iradesi nedir? İşte yerel güç, disiplin, topyekun bu kelimeleri bilmezsek, bu kavramları bilmezsek sıkıntı yaşarız. Zaten bizler sizlere böyle kazanımlara göre, bak MEP kazanımlarını buraya tek tek yazdık. Ben de burada kazanımların üzerine bir kez daha geçeceğim. Burada bir daha bakacağım ki öğrencilerimiz hiçbir soruyu kaçırmasınlar ve her bir soruya hazırlıklı olsunlar diye LGS sorularını irdeledik. Map kazanımlarına baktık. Şimdi arkanızda yaslanacaksınız ve mükemmel bir şekilde bu videonun sonrasında da sizlere ödevler vereceğiz. LGS ilk tekrar programından. Ödevlerimiz belli zaten. Setinizi aldınız. Buradaki soruların ne kadar kaliteli olduğunu gördünüz. Bu soruları mutlaka çözün arkadaşlar. Fazla reklam yapmak istemiyorum. Hemen intromuz girsin ve mükemmel bir şekilde LGS ilk tekrarda inkılap tarihine başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben size konuları anlatacağım ama tekrar söylüyorum bu konuları dinledikten sonra mutlaka sorular çözmeniz gerekiyor. İnkılap tarihindeki soru tiplerine baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı zaten hem kazanımlarda hem de örnek sorularda hem de çıkmış LGS sorularında net bir şekilde bize şunu söylüyor ulusal bağımsızlık yani milli bağımsızlığı ne olduğunu bileceğiz. Milli bağımsızlık nedir Tonguç Eladın benim? Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak, milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Harikasın, mükemmelsin. Leb demeden leblebi hemen bile bileceğiz. Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak, milli egemenlik ülkeyi halkın yönetmesi. Dolayısıyla eğer size burada ülkenin kurtarılmasıyla alakalı, kapitülasyonların kaldırılmasıyla alakalı, milli mücadeleyle alakalı, savaşla alakalı bir şey anlatıyorsa bu ulusal bağımsızlıkla alakalı olacak. Ama meclisin açılması, milli irade, halkın karar vermesi, seçimler, milletvekilleri diyorsa, cumhuriyetin ilan diyorsa, o zaman ulusal irade veya milli egemenlik seçeneklerine geçeceksiniz. Bu ikisi arasındaki farkı çok net bilmemiz gerekiyor. Veyahut da böyle bir şeyler anlatacak mesela ulaşımla alakalı coğrafi ne demek? Yani oradaki coğrafyayla alakalı bilgiler, tarihi mi, askeri mi? Bunları net bir şekilde bilmeniz gerekecek arkadaşlar. Tam bağımsızlığı hedefliyoruz biz. Bu çok önemli. Ama Tam bağımsızlığı hedeflemeyenler var. Mesela padişah yanları manda ve himayeye yönelmek isteyecekler. Ve diyecekler ki biz manda istiyoruz. Biz İngiliz veya Amerikan mandasına girebiliriz. İş i̇şlerimize serbest olalım. Dişlerimizde diş onlara bağlı olamayacaklar. Biz bunların hiçbirini kabul etmeyeceğiz. Veyahut da, veyahut da, burada her bir soru tipini birazdan göreceğiz zaten. Ülkemizle alakalı veyahutta ülkemizle alakalı, milli mücadele alakalı, kuvayi Kuvayi Milliye ile ilgili, cemiyetlerle ilgili bir metin verecek. Ve sonrasında diyecek ki hangisi söylenebilir söylenemez. Burada da metni okuyup cevaplamamız gereken sorular olacak. Dolayısıyla şimdi dikkatli bir şekilde arkanıza yazsanın. Ben size konuyu güzel bir şekilde özetleyeceğim, anlatacağım. Sonrası ama mutlaka mutlaka sorular çözmeniz gerekiyor. Şimdi 20. yüzyıl başlarında Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin durumunu kazanımlarda Milli Eğitim Bakanlığı soracağını söylüyor. Osmanlı Devleti gerçekten esasında zor bir durumda. Neden zor bir durumda? Çünkü coğrafi keşiflerle Avrupalılar zenginlemiş durumda, güçlenmiş durumda ve bunun sayesinde de Rönesans, Reform, Aydınlanma, Fransız İtilalleri, Sanayi İnkılabı gibi gelişmeler yaşıyor. Nedir coğrafi keşifler? Bunun ne olduğunu bize sormayacaklar sınavda. Zaten kazanımlarda da coğrafi keşiflerin ne olduğunu bilir demiyor. Coğrafi keşiflerin veyahut da Rönesans'ın, Reform'un, Aydınlanma Çağı'nın, Fransız İtilalleri, Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı'ya etkisini değerlendirir diyor. Coğrafi keşifler bizim için olumsuz sonuçlanıyor arkadaşlar. Neden olumsuz sonuçlanıyor? Çünkü coğrafi keşifler sonrasında ticaret yolları değişiyor. Avrupalılar artık Osmanlı'nın hakim olduğu Akdeniz'den değil, Atlas Okyanusu üzerinden Hindistan'a, Çin'e ulaşıyorlar ve ticaret yapıyorlar ve bu yüzden Osmanlı ekonomik anlamda sıkıntıya giriyor. Hatta bu sıkıntıyı azaltmak için kapitülasyonlar verecek ve bu kapitülasyonlar başımıza bela alacak. Kapitülasyonları kaldırmak için çok ciddi bir şekilde uğraşacağız ve kapitülasyonları da sonrasında ta Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan'da kaldıracağız. Çok çok zor bir sıkıntı olacak bize. Şimdi coğrafi Avrupa zenginleşiyor bu bizim için kötü bir şey. Niye? Avrupa zenginleşip güçlenirse biz güçsüz kalırız. Rönesans'ta edebiyat, bilim ve sanatta gelişmeler yaşıyor. Bu da bizim için kötü bir şey. Niye? Avrupa gelişecek yine. Reform Reform döneminde Avrupa birbirine girdi için biz esasında Kanuni Sultan Süleyman zamanında çok ciddi bir şekilde Avrupa'nın işlerine ilerleyeceğiz. Bu bizim için birazcık iyi bir şey. Aydınlanma çağı yine bizim için kötü oluyor. Niye? Çünkü Avrupalılar aydınlanacaklar bilimde ilerleyecekler ve biz kılıçla savaşırken adamlar bizi artık silahla saldırmaya başlayacak. Bu da savaşlarda kaybetmemize sebep verecek. Fransa İhtilali ise Osmanlı Devleti için hem iyi hem kötü sonuçları var. Fransa İhtilali sonrasında milliyetçilik akımı geliyor. Milliyetçilik nedir Tomuç heral benim? Milli bilinç. Çok güzel söyledin. Milli bilinç dedin. Milli bilinç ne demek? Şimdi Osmanlı'nın içerisine şöyle e, haritamızı tekrar almak istiyorum Tomuç heral benim. Osmanlı'nın içerisinde farklı farklı milletler var. İşte Türkler var, Araplar var, Bulgarlar var ne bileyim Yunanlar var, Rumlar var, Ermeniler farklı farklı milletler var. Bunlar hep beraber yaşıyorlar. Osmanlıyız biz diyorlar. Ama Fransız itilalinden sonra milliyetçilik isyanları çıkacak ve işte Sırplar ben Sırbım diyecek, Rumlar ben Rumum diyecek, Bulgarlar ben Bulgarım diyecek, Araplar ben Arap. Yani herkes, her millet kendi milletinin, kendi milli bilincinin kontrolünde olup bizden ayrılmaya çalışacak. Yani Fransız itilali sonrasında Osmanlı Devleti de alacak. Zaten Osmanlı Devleti gibi başka devletler var. Onlar da çok uluslu. Onlar hep dağılmaya başlıyor. Ama iyi yönü ise şu. Biz bu dağılmayı önlemek için Diyeceğiz ki bari biz şey yapalım yani işte e, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyet gibi anayasallaşma süreçleri başlatacağız. Kanun üstünlüğünü getirmeye başlayacağız. Dolayısıyla da bu Osmanlı için olumlu bir gelişme olacak. Sanayi İnkılabı ise Osmanlı için sence iyi mi kötü mü Tonguç herhalde benim? Bilemedim hocam. Bileceksin öyle bir şey yok. Bilemedim diye bir şey yok. Bileceksin. Sanayi İnkılabı bizim için rezalet, berbat, çok kötü yani Fransız itilali de kötü diyelim şöyle Hani iyi kötü desek de kötü diyelim. Sanayi inkılabı bizim için berbat. Niye? Sanayi inkılabı sonrasında Osmanlı Devleti'nin ekonomisi çökecek. Şimdi Osmanlı'da ve Avrupa'da insanlar bu gömleği eskiden terziler dikiyordu. Ama bunu 7. sınıfta öğretmiştim sizlere. Artık Avrupalar bunu fabrikalarda ucuza mal ederken bizde hala terziler bu gömleği pahalıya mal ettiği için bütün pazarlarımız, bütün esnafımız sıkıntıya girecek ve her yerde yabancı malları da olacak ve dolayısıyla esnaf iflas edecek, üretim duracak bizde ve sanayi inkılabı zaten para demek her şey demek. Savaşların temel nedeni hep para biliyorsun. Dolayısıyla sanayi inkılabı parasal alanda Osmanlı ekonomisini çökertince adamlar da resmen bize de çökecekler. Şimdi burada bir şey daha var. Batı'ya açılan kent Selanik. Selanik'in sosyal olarak yani toplumsal olarak çok uluslu bir yapısı var. Farklı farklı milletler bir arada yaşıyor kültürel olarak farklı türde okullar, gazeteler, dergiler var. Selanik biliyorsun Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu kent ve Selanik'in yerini hemen şöyle gösterelim. Selanik şurada. Bak Yunanistan'da burada bir yerde. O zamanki bir Osmanlı Devleti'nin toprağı. Yani Selanik şu anda mesela İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir işte Manisa, Kars, Erzurum, Hakkari diyoruz ya. Selak'ta öyle bir kentimiz. Mustafa Kemal orada doğuyor. Ve orada farklı türde okullar, e, gazeteler, dergiler çıkıyor. Bunların her biri kültürel olduğunu gösteriyor. Tabii birazdan göreceğiz. Farklı türde okullar olması orada Osmanlı'da eğitim birliği olmadığını da gösteriyor. Yani azınlık okulları farklı davranıyor. Askeri okullar farklı davranıyor. Medreseler farklı davranıyor. Bu da eğitim birliği olmadığını gösterecek. Sonradan bunu değiştirecek Mustafa Kemal Türk. Dini olarak da farklı inançlar bir arada. Gördüğün gibi bak. E, Hristiyanlar var, Müslümanlar var, kiliseler var, sinagoglar var. Ekonomik açıdan Ege Denizi'nin açılan bir liman kenti. Bu da önemli bir kent olduğunu gösteriyor. Askeri açıdan Kışlalar'ın olduğu karargah merkezi. Yani e, birçok asker orada barınıyor. Ulaşım açısından da önemli merkezlere kara ve demir yolu bağlantısı var. Bu Selanik'in durumu. Şimdi burada şunu biliyor muyuz Tonguç Eladim benim? Çeşitli coğrafi bölgeleri mutlaka bilmen gerekiyor. Bunu LGS'e sorabiliyorlar. Şimdi biz burası şu an şöyle yıldız koyduğum yer Ankara başkentimiz tamam mı? Doğu Trakya dediği yer bugünkü Edirne'nin. Hatta şöyle normal haritayı da göstereyim. Tabi. Şu anda biz şu anda buradayız. Güzel Anadolu'muz güzel yavrumuz. Batıdan doğuya doğru ülkemizin yükseltisi artıyor. Tamam. An Ankara, Anadolu burada. İç Anadolu bölgesi. İstanbul burada. Yani şu Kırklareli, Tekirdağ, Edirne'nin olduğu yer. İstanbul'un Avrupa yakasının olduğu yer. Doğu Trakya diye geçiyor. Burayı bileceğiz. Batı Trakya ise Batı Trakya ise tabii ki Yunanistan. Doğu Trakya ile Batı Trakya arasında mücadeleler olacak. Batı Trakya'daki Türkler ...bize gelecek, Doğu Trakya'daki Rumlar oraya gider dönecek bazı olaylar yaşanacak. Balkanları bilmemiz lazım. Bugünkü günümüzdeki Bulgaristan, Romanya, buralar hep burada. Avrupa burada. Kuzey Afrika'yı biliyoruz. Kuzey Afrika'da toprağımız var. Trabluskarp, onu kaybedeceğiz maalesef. Ee, Do Orta Doğu, bugünkü Suriye'nin, İran'ın, Irak'ın olduğu yerler. Arap Yarımadası, Hicaz var. Mekke, Medine kutsal topraklarımız Kafkaslar var burada Birinci Dünya Savaşı'na mücadele edeceğiz. Asya burada. Doğu Akdeniz'e Kıbrıs'ın olduğu kısım bunu bilmemiz gerekiyor. Bununla alakalı da bize sorular soruyorlar. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi bunları yeni bilmemiz lazım. Çünkü hani biz diyoruz ya Selanik'te işte Ege Denizi'nin açılan liman kenti diyoruz. Ya Ege Denizi'nin nerede olduğunu bilmiyorsan Selanik nerede olduğunu bilmiyorsan kafan karışır. Yani sen ki Selanik burada hocam Ege Denizi burada. Liman kenti. Dolayısıyla Selanik burada olduğu için Ege Denizi'nin açılan bir liman kenti olduğu için önemli bir kent. Karadeniz demir yolu ulaşım var diyebilmen gerekiyor Tonguç Eladım benim. Şimdi burada e, önemli coğrafi merkezleri söyledikten sonra hemen geçelim şimdi esas konumuza yani Mustafa Kemal Atatürk'ün o sırada yani Mavi Göz Mustafa'nın neler yaptığını göreceğiz ama bunun öncesi de hani az önce bir şey demiştik. Fransa ihtilalinin olumlu ve olumsuz sonuçları vardı. Sanayi inkılabının olumsuz sonuçları vardı. Burada şunu söyleyebiliriz ki Avrupalılar ticaret yollarını değiştirip zengin olduktan sonra ticaret yollarını değiştirip zengin olduktan sonra Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Devleti'ni her anlamda geçiyorlar. Sanatta, bilimde, edebiyatta geçiyorlar. Aydınlanıyorlar ve bu bizim için kötü sonuçlar doğuruyor. Fakat Osmanlı Devleti hani Fransız itilali sonrasında milli bilincini herkes kavuşuyor ve herkes ayrılmaya başlıyor dedik ya. Osmanlı Devleti buna karşı sence bir çözüm bulmuş mudur? Evet hocam. Buluyor ama şöyle bir çözüm buluyor. Madem dağılıyoruz diyor. Biz madem dağılıyoruz diyor. Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak için demokratikleşme çabaları içerisine giriyorlar. Yani işte az önce söylediğim gibi tanzimat fermanı. Herkesin uymak zorunda olduğu kurallar. Gülhane Hattı Yumayun'u. Islahat fermanı. Azınlıklara verilen haklar. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Yani padişahın yanında halkın yönetime katılması. Bir de fikir akımları ortaya çıkıyor. Aydınlar Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi fikir akımları ortaya çıkıyorlar. Bunların içerisinde Türkçülük ve Batıcılık önemli. Bunlar başarılı olacak. Mustafa Kemal Türk, yeni Türk devletinde bu akımları kullanacak. Ama Osmanlıcılık başarısı oluyor. Osmanlı devletinin içinde yaşayan herkes Osmanlı vatandaşları diyorlar, ama herkes isyan ediyor ve işte e, Bulgarlar, Sırplar, Rumlar kendi devletlerini kurmaya çalışıyor. Çünkü Rusya panslavizm politikası uyguluyor onlara. Diyor ki bunlar bizim altımızda ya. Şunlar burada bizim altımızdayken Rusya diyor ki ey Romanya, ey Bulgaristan, ey Sırbistan isyan et. boşar, Karadağ isyan et. Osmanlı altında niye yaşıyorsun diyor. Bunlar isyan et bize saldıracaklar Balkan savaşlarında. Veyahut da İslamcılık politikası var. İslamcılık politikası da biz diyoruz ki buradaki Suriye, Irak, Araplara biz hepimiz Müslümanız. Hepimiz elhamdülillah Allah'a inanıyoruz. Peygamberimizin ümmetiyiz. Hep beraber bir arada olalım diyoruz. Ama Araplarda İngilizler tarafından kışkırtılıyor ve İslamcılık politikası tutmuyor. Araplar da Birinci Dünya Savaşı'nda bize saldırıyorlar. Dolayısıyla Türkçülük ve Batıcılık fikirleri tutuyor. Türkçülükte biz Türk'üz diyoruz ve Mustafa Kemal Türk'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruyor. Batının ilim ve fenle sarılmalıyız diyoruz ve gerçekten de Mustafa Kemal Türk e, ikinci dönemde göreceğiz. İnkılapçılık ilkesiyle hep böyle yenilikler e, getirecek ülkemizi. Şimdi gelelim peki Mustafa Kemal Türk nasıl bütün bunları başardı. Mustafa Kemal Atatürk nerede doğdu? Neler yaptı? Gel istersen bunlara bakalım. Şimdi okullara başlayacağız ama önce şunu bilmemiz lazım ki Osmanlı Devleti'nde Mustafa Kemal'in çocukluğunda yani Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunda eğitim birliği yok. Bak bunu LGS e sorarlar. Burası çok önemli Tonguç'um. Eğitim birliği yok. Farklı tarzda yerli ve yabancı okullar var. Bu da tabii ki farklı fikirler doğmasına, farklı fikir ve anlayışa sahip e, insanların yetişmesine sebebiyet veriyor. Bu da iyi bir şey değil tabii ki. Niye? Askeri okuldan mezun olan başka şey düşünüyor. Medreseden mezun olan başka bir şey düşünüyor. Azınlık okulundan mezun olan başka bir şey düşünüyor. Modern okullardan mezun olan başka bir şey düşünüyor. Şimdi Mustafa Kemal'in en önemli özelliği neydi olmuş herhalde benim? Milliyetçi. Harikasın, milliyetçi. O yüzden milliyetçi olduğundan da askeri okullara gitmek <laughs> isteyecek. Mesela ilk başta mahalle mektebine gidiyor... Burası geleneksel okul ama sonrasında yeni yöntemlerle okuyan Şemsi Efendi ilkokuluna gidecek. Burada modern bir okul babası buna gönderiyor. Mülkiye rüşyesine gidiyor burada kısa sürede okuyor amacı asker olmak hemen ardından Selanik askeri rüşyesine yani askeri okula gidiyor. Sonrasında burada mesela tek başına kararlar alacak ve bu okula gizlice girecek idealist olduğunu gösteriyor burası. Burada matematik öğretmeni ona mesela Kemal ismini verecek. Sonrasında Manastır Askeri İdadesi'ne yani lisesine gidiyor. Burası askeri lise yine onun idealist olduğunu görüyoruz. Burada edebiyat ve tarihe ilgi duyacak, milliyetçilik yönü gelişecek ve aynı zamanda türk Yunan Savaşı'na katılmak isteyecek. Sonrasında burada Harp Okulu'na geliyor. Buradan Teğmen Rütbesi'yle mezun olacak. Ve en sonunda İstanbul Harp Akademisi'nde de yine ülke sorunlarıyla ilgilenecek. Başkentimiz o zaman İstanbul tabii ki ve ...buradan kurmay yüzbaşı ile mezun olacak. Burada şunu söyleyebiliriz ki... ...Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde bu okullarda okurken... ...yerli ve yabancı düşünürlerden etkilenecek. Onlar fikir hayatının etkili bulunacak. Mesela Namık Kemal vatan şairi ona vatan sevgisi ve hürriyet aşılacak. Ya da Tevfikret özgürlük ve adalet konusunda onu e, etkileyecek. Ya da Ziya Gökalp milliyetçilik verecek ona. Az önce Mustafa Kemal ne dedik Tonkuş Milliyetçi. Harikasın. İşte bu milliyetçi olmasını sağlayan şey... Ziya Gökalp'ten, Mehmet Emin Yurdakul'dan aldığı Türkçülük fikirleri. Aynı zamanda Cancak Russo, Voltaire, Montio gibi değerli e, düşünürlerden de ulusal egemenlik işte veyahut da milli irade, din ve ifade özgürlüğü gibi kavramları öğrenmiş olacak. Şimdi gelelim adım adım liderliğe konusuna. Burada şimdi Mustafa Kemal Atatürk liderliğe doğru ilerliyor. Şimdi burada mezun oldu. Şam 5. Ordu 1905'te Mustafa Kemal'in ilk görev yeri. Sonrasında Mustafa Kemal orada vatan ve hürriyet cemiyetini kuracak. Yani Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu bir cemiyet bu onun teşkilatçılığını, liderliğini gösteriyor. Tabii Şam'da ilk askeri görevlerini yapacak. Burada şu çok önemli. Mustafa Kemal vatansever bir insan. Hani milliyetçi diyoruz ama milliyetçiliği ırkçı değil. Bak bunu da çok sorarlar. Bilhassa üniversite sınavlarına çok soruyorlar. Mustafa Kemal milliyetçidir ama ırkçı değildir. Yani kesinlikle kesinlikle burada vatanseverliğinden kaynaklı bir milliyetçiliği var. Devam ediyoruz. Burada Vatan ve cemiyetinin kuracak vatanseverliği var. İşte 30 Mart vakası var. 30 Mart olayı. Burada meşrutiyet karşıtları. Yani padişahın yanında bize katılalım diyenler meşrutiyetçi. Hayır sadece padişah olsun diyenler ise meşrutiyet karşıtları. İşte me meşrutiyet karşıtlarının çıkardığı isyanı bastırmakla görevli olacak 30 Mart vakasında. Burada hareket ordusuna görev yapacak. Sonra Picard'ın e manevralarında yine... Askeri manevraları izleyecek ve sonrasında Trabzonspor Savaşı'nda ilk askeri başarısını elde edecek. Burada Arapları, oradaki o bölgedeki beşinci yerdeyiz, e, Trablusgarp Savaşı'nda Derne, Tobruk'ta, Bingazi'de başarılar elde edecek ve aynı zamanda oradaki Arapları örgütleyecek. Bu örgütleme gücü onu ileride Anadolu'daki halkı örgütlemek için bir e, uyanış sağlıyor. Yani ben burada Arapları örgütleyip Trablusgarp Zaferi'ni elde ettiysem Anadolu'da Türk halkını örgütleyip bir araya getirip birlikten kuvvet doğar deyip milli birlik ve beraberliği sağlarım diyecek ve milli mücadele için bir öngörü olacak ona burada yine teşkilatçılık özelliğini görüyoruz. Yerli halkı örgütlemesi teşkilatçılığı. Balkan savaşlarına görev yapacak Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan Osmanlı'ya saldırıyor ve ordunun hazırlıksız yakalanması nedeniyle savaşları kaybediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk burada gerçekten Balkan savaşlarında bayağı bir tecrübe edilecek. Sonrasında burada Gelibolu'da işte Çanakkale çevresinde yaptığı tecrübeler sonrasında, elde ettiği tecrübeler sonrasında Çanakkale zaferinde düşmanın nereden e, çıkabileceğini tahmin edecek. Baba Ali baskını var birçok olaylar var. Burada e, şunu bilmemiz lazım. Sofya'da ateşe militerlik yapıyor. Sofya ateşe militerliği sırasında da Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığın sorunlarıyla ilgilenecek. Onun vatansever olduğunu gösteriyor. Bulgar meclisini takip edecek demokrasiyle ilgilendiğini gösteriyor. Batılı diplomatlarla görüşecek ...diplomatik özelliğini geliştiriyor, ile ilgileniyor... ...ve aynı zamanda baloya yeni çelik kıyafetleri katılıyor... ...bu da onun milliyetçi olduğunu gösteriyor. Sonra Çanakkale cephesinde Anafartalar kahramanı olacak... ...ve bu milli mücadele açısından çok tanınmasını sağlayacak. Kafkas cephesinde Muş Evitisi kurtaracak. Suriye Filis'in cephesinde yine doğru kararlar alınmasını... ...ve ordunun daha az zarar görmesini sağlayacak. Sakarya Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır diyerek... Orada e, topyekun mücadeleyi destekleyecek. Büyük taarruzu da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'e ileri diyecek. Şimdi bunların hepsini zaten birazdan detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama gel istersen buradaki kişilik özelliklerinin üzerinden bir kez daha geçelim. Mesela geldikleri gibi giderler diyor Mustafa Kemal. Düşman geldiği zaman Mondros Ateşkesi'den sonra. Bu onun ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. İstikbal göklerdedir diyor mesela biliyorsun. Alper Gezer Avcı ilk Türk astronotu uzaya giden çok değerli bir insan. Onu da bir kez daha alkışlıyoruz. Eee... <laughs> Mustafa Kemal İsmail Gökler'de bir sözünü söyledi orada. Mustafa Kemal Atatürk'ün o zaman yıllar önce söylediği sözün... ...ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Görüyoruz değil mi? Bu bir. Vatansever bir insan her yerde... ...ülkenin kurtarılması için canını tehlikeye atıyor. Bu onun vatansever olduğunu gösteriyor. Açık sözü lider bir insan mesela... Milli mücadelede liderlik yapıyor. Aynı zamanda Trabzonspor'da Arap örgütlüğü örgütlüyor, teşkilatçılık yönü var. Ve aynı zamanda mantıklı. Asla hayaller kurmuyor. Yani her yeri biz alalım, bütün Avrupa bizim olsun. Hayır, öyle bir şey yok. Mantıklı. Yurtta sul, cihanda sul diyebiliyor. Birleştirici milli birlik ve beraberliği sağlıyor. Bağımsızlık karakteri var. Milli bağımsızlığa çok önem veriyor. Ya istiklal ya ölüm diyor. Kararlı, idealist ve çok yönlü. Sadece bir asker değil. Aynı zamanda geometri kitabı da yazıyor. Bunların her birini zaten daha çok ikinci dönemde göreceğiz ilkeler konusunda. Şimdi Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini gördük. E, milli mücadeleden önce çok önemli bir savaş var. İstersen ona bakalım. Birinci Dünya Savaşı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda savaş kim kazanmıştı Donguz Helal'in benim? İtilaf Devletleri. Harikasın. Savaşı İtilaf Devletleri kazanmıştı. İtilaf Devletleri kazanıyor ama biz de savaşta ilk başta yokuz. Sonradan katılacağız. Mesela Kafkas ve Kanal cepheleri var. Bunlar ne cephesiydi Tonguç evladım benim? Saldırı cepheleri. Harikasın. Kafkas Kanal. KK diyorduk yani orada birazcık saldırmamıza rağmen kaybediyorduk. Bunları birazdan göreceğiz ama. Birinci Dünya Savaşı'nın bir genel nedenleri var. Yani sömürgecilik. İngiltere ve Almanya arasında sömürgecilik yarışı var. ve hatta işte Almanya ile Fransa arasında Alsaslı lorraine bölgesinden dolayı sorunlar var. Ya da Rusya ile Avusturya Macaristan arasında yine Balkanlar yüzünden sorunlar var. Her devlet kendi arasında sorun yaşıyor. İtalya işte sömürgecilikle geri kalmıyor o da giriyor. Ama İtalya sonradan bu tarafa geçecek. Buraya Osmanlı Devleti katılacak. Buraya Amerika katılacak. Savaş gittikçe uzayacak. Ama ilk başta taraflar böyle İtalya sonradan tarafını değiştirecek. Şimdi savaşın temel nedeni Fransız itilali ve sanayi devrimi. Fransız itilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik itilali. Ve sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan da sömürgecilik yarışı. Savaşı itiraflar kazanıyor. Ama ittifaklar ise maalesef yani bizim taraf kaybediyor. Ardından da zaten bize saldıracaklar. Doğudan, güneyden... İşte boğazlardan, batıdan bizi saldıracaklar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın harita üzerine görecek olursak... ...Osmanlı Devleti burada bak. Rusya burada. Avusturya, Macaristan burada. Almanya burada bak. Almanya, Avusturya, Macaristan... ...Osmanlı şöyle bir hat oluşturuyor. Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya bir hat oluşturuyor. Rusya buradan saldırıyor. İngiltere buradan saldırıyor. Fransa buradan saldırıyor. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bak şimdi. Şu yeşiller şey olsun. İtiraf devletleri olsun. Bak İngiltere böyle saldırıyor. Fransa böyle saldırıyor. İtalya böyle saldırıyor. Bir tane daha yeşilimiz var mı? Yok galiba. Sıkıntı yok. Bir tane de mavi koyalım. Rusya da buradan saldırıyor tamam mı? Bizler de diyelim ki neler olalım? Bizler de kahverengiler olalım. Bak şimdi Osmanlı burada biz Rusya'ya saldırıyoruz. Almanya zaten her tarafa birden saldırmaya çalışıyor. Bir de Avusturya Macaristan var o da her tarafa birden saldırmaya çalışıyor. Şimdi savaş böyle çok geniş bir alanda yapılıyor. Zaten Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi de savaşın daha geniş alanlara yayılmasına sebebiyet verecek. Niye? Biz buradan Kafkaslardan Ruslara saldıracağız. Buradan müttefiklerimize yardım edeceğiz. Burada Hicaz'a saldıracağız. Burada Kanal Cephesi'ne saldıracağız. Ve böylece e, İngiltere'nin Orta Doğu'daki sömürgelerine giden yollarını kontrol altına almaya çalışacağız. Şimdi o zaman itiraflar İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, ABD oluyor. Rusya sonradan savaştan çekilecek. İttifaklar ise yani bizimkiler Almanya var. Avusturya Macaristan var. Osmanlı var. Biz Çanakkale zaferini kazanacağız. Bir de Bulgaristan katılacak. Bulgaristan bize niye katılıyor? Çanakkale geçilmez. Aynen. Çanakkale'nin geçilmediğini görünce iyi diyor. Burası güçlü bir yermiş. Ben o zaman Osmanlı'ya katılayım. Almanya'ya katılayım diyor. Çünkü Çanakkale geçilseydi Allah korusun Rusya'ya yardım gidecekti. Dolayısıyla Rusya güçlenecekti. O zaman Bulgaristan da aman ben bu tarafa geçeyim diyecekti. Şimdi peki Osmanlı Devleti neden savaşa giriyor? Birincisi Kaybettiği yerleri geri almak istiyor. Savaşlarda çok yer kaybetti. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Çünkü yalnız kaldı. Kapitülasyonları kaldırmak istiyor. Çünkü milli bağımsızlığımıza ters. Milli ekonomimize ters. Dış borçlardan kurtulmak istiyor. Almanya Osmanlı'nın yanında istiyor. Çünkü onun halifeli gücünden faydalanmak istiyor. Hani halife tüm e, İslam dünyasının lideri. Jeopolitik konumundan faydalanmak istiyor. Osmanlı savaşa girdiği zaman savaş geniş bir alana yayılacak Ve savaş yükünü hafifletmek istiyor. Şimdi... Osmanlı Devleti'nin savaşlı cepheler var. Kafkasya Kanal Cephesi ne cephesi Tonguç Ayla'da benim? Saldırı cepheleri. Süper. Biz buna taarruz diyoruz. Sen saldırı diyorsun. Çok güzel. Kafkas Cephesi ve Kanal Cephesi bizim taarruz. Yani saldırı cephelerimiz olacak. Çanakkale Cephesi, Irak Cephesi, Suriye Filistin, Hicaz Yemen Cephesi ise bizim savunma cephelerimiz olacak. Galicia, Romanya ve Makedonya cepheleri ise müttefiklerimiz yani dostlarımıza yardım gösterdiğimiz cepheler olacak. Şimdi burada 2020 ile geçse mesela bununla alakalı soru gelmişti. Peki hangi komutan hangi cephede bunu da bileceğiz. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal Atatürk var. O zaman tabii Atatürk daha soy ismini almadı. Sadece Mustafa Kemal diyoruz. Kafkas cephesinde yine Mustafa Kemal ve Enver Paşa var. Suriye Filistin'de Mustafa Kemal var. Irak cephesinde Halil Kut Paşa var. Hicaz Yemen'de de Fahrettin Paşa var. Çöl kaplanı olarak bilinen. Şimdi bunların detaylarına giriyoruz sonuç herhalde. Burası önemli. Saldırı yani taarruz cephelerinde Kafkas cephesinde Rusya ile savaşıyoruz. Rusya'ya saldırıyoruz ama maalesef Sarıkamış Harekatı'nda iklim şartlarından dolayı binlerce askerimiz şehit oluyor. Allah rahmet eylesin, ve başarısız oluyor. Mustafa Kemal Muş geri alıyor ama sonuçta Kafkas cephesi başarısız bir cephe oluyor. Buraya o zaman şöyle bir üzüntü işareti koyabiliriz. Burada şunu söyleyebilelim. Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkıyor ve Rusya savaştan çekiliyor. Burada şöyle bir şey daha var. Biz Rus askerleriyle savaşırken bir bakıyoruz ki adam Rus askeri kıyafeti var ama cebinden Osmanlı Devleti kimliği çıkıyor. Allah Allah. Kim bu Ermeniler? Ermeniler meğer Osmanlı kimliğine sahip olmana rağmen yıllarca milleti sadık olarak bildiğimiz yani sadık millet olarak bildiğimiz Ermeniler maalesef orada kaleşlik yapıyorlar ve Rus askeri kafileleri bize saldırıyorlar. Biz de diyoruz ki sizin yaptığınız doğru değil. Yanlış bir şey. Sizi zorunlu olarak göçe tabi tutuyoruz diyoruz ve sevk ve iskan kanunu çıkarıyoruz. Göçler sonrasında Ermenileri e, tabii ki de e, biz Doğu Anadolu'dan ...gönderiyoruz. Niye? Çünkü... ...Osmanlı vatandaşsın ama... ...Osmanlı'ya saldırıyorsun. Bu gerçekten Ermeniler adına çok talihsiz... ...kötü bir olay. Kanal cephesine baktığımızda yani bize saldırmaları... ...kötü bir olay. Kanal cephesine baktığımızda... ...İngiltere ile savaşıyoruz. Fakat başarısız oluyoruz. Kanal cephesiyle başarısız oluyoruz. Dolayısıyla da Osmanlı ordusu... ...Suriye'ye kadar geri çekiliyor. Kanal cephesini açmamızın temel sebebi de... ...İngiltere'nin Orta Doğu'daki... Ee, ...sömürgelerine giden yolları... Ee, sıkıntıya sokmak. Şimdi Çanakkale cephesine baktığımızda ise itiraf devletlerinin hepsiyle birden savaşıyoruz. Hatta Kanada'dan Avustralya'dan asker getiriyorlar. Kara ve deniz Osmanlı kazanacak ve Çanakkale geçilmez diyeceğiz. Çanakkale geçilmez. Süpersin Tonguç'um. Yardım alamayan Rusya'da ihtilal olacak ve Rusya savaştan çekilecek. Savaşın süresi uzayacak ve Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in tüm yurtta ve dünyada e, tabii ki tanınması sağlanmış olacak. Burada diğer savunma cephelerimize baktığımızda Irak cephesinde İngiltere ile savaşıyoruz Halil Paşa Kutul Amar'da zafer kazanıyor ve ee, fakat sonrasında Osmanlı askerlerinin son zaferi bu takviye alan İngilizler Bağdat ve Kerkük'ü ile geçirecekler Suriye Filistin cephesinde İngiltere ile savaşıyoruz. Mustafa Kemal Halep'in kuzeninde İngilizleri durduruyor ama yine burada da hep kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Yani Çanakkale cephesi hariç bütün cephelerde sıkıntı yaşıyoruz. Hicaz Yemen cephesi de yine İngiltere ile savaşıyoruz. Fahrettin Paşa Hicaz'ı yani Medine, Cidde, Mekke'yi savunuyor. Gerçekten e, orada Peygamber Efendimiz'in evi var, doğduğu yerler var, Kabe var. O yüzden buraları savunuyoruz ama maalesef Hicaz bölgesi İngilizlerin eline geçiyor. Şimdi bir de müttefiklere yardım için açtığımız cepheler var. Yani dostlarımıza Almanya, Almanya. Avusturya, Macaristan'a, Bulgaristan'a yardım için açtığımız cepheler var. Bizim düşmanlarımız kim? İtilaf devletleri. da ittifak devletleri. İşte ittifak devletleri, ittifaklarımız yardım için açtığımız cepheler var. Galicia, Romanya ve Makedonya cephesi. Burada Osmanlı toprakları dışında savaşıyor ve müttefiklerine yardım gönderiyor. Şimdi savaşın sonuçlarına baktığımızda çok uluslu imparatorluklar yıkılıyor. Osmanlı Devleti de tabii ki dağılıyor. Sömürgecilik yerini manda ve himaye bırakıyor. Ve yeni rejimler ortaya çıkıyor. Bir de Dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti kuruluyor. Peki Milletler Cemiyeti dünya barışını koruyabildi mi? Evet hocam. O yüzden de zaten İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Yani Milletler Cemiyeti kurucu üyeleri olan İngiltere Fransa kendi işlerine gelecek şekilde Osmanlı'yı işgal ettikleri için Mondoros'la, Sevr'le veyahut da Almanya'ya Versay Anlaşması imzalattıkları için ardından İkinci Dünya Savaşı çıkacak. Fakat biz Türk milleti olarak milli bağımsızlığımıza düşkün olduğumuzdan İkinci Dünya Savaşı'nı beklemeden biz hemen Kurtuluş Savaşı'nı başlatacağız. Şimdi savaşın sonrası Amerikan Başkanı Wilson... Diyor ki ben Wilson 2'lerini yayınlayacağım. Şimdi savaş e, şöyle bir daha büyük resimden göstereyim ki orada karışıklık olmasın. Şimdi Osmanlı Rusya'ya saldırdı. Kafkas cephesinde İngiltere'nin sömürgelerine saldırdı ama... ...Almanya kaybedince biz de kaybettik oluyor. Niye Almanya kaybediyor? Almanya İngiltere Fransa'ya silah satan Amerika'nın... da uzaktan Amerika gemiler gönderiyor buradan şöyle. Amerika'dan gemiler geliyor Almanya Fransa'ya e, silah satıyor... Almanya bu gemileri batırınca Amerika da savaşa giriyor. Ve savaşa tabii ki Amerika'da katılınca Amerika, İngiltere, Fransa hep beraber çok güçlü oluyorlar. Ve savaşı Almanya kaybediyor. Savaşı kaybedince Amerikan Başkanı Wilson diyor ki tamam diyor biz kazandık ama diyor. Yenenler yenilenleri ezmesin. Milletler Cemiyeti kurulsun. Ve dünya barışı sağlansın istiyor. Fakat... Wilson ilkelerinde bir de bizi ilgilendiren bazı maddeler var. Mesela diyor ki Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Bu bizim için iyi bir şey oluyor. Diyoruz ki tamam o zaman savaştan çekilelim biz diyoruz yani. Madem Türklerin çoğunlukla olduğu yerler bizim bu bizim için iyi bir şey diyoruz. Türk olmayan milletlere de kendini kendini yönetme hakkı verilecek. Ha. Şimdi burada bizim altımıza farklı farklı uluslar vardı. Azınlıklar vardı. Bunlar isyan edecekler ve milliyetçilik esasına göre ne oluyor? Osmanlı Devleti'ni bölmeye çalışıyorlar. It's bad. Aynen dediğin gibi. It is bad. Yani bu kötü. Yani tabi Amerikalar senin gibi demiyorlar. It's good. Fark etmez yani. Biz bölebiliriz diyorlar. Çanakkale Boğazı sürekli olarak bütün devletlerin gemiler açık olacak. Bu da yine... What the hell? Oh it's bad. Evet bu kötü. Bu sefer doğru söyledin İngilizcesi Songuç'um. Burada ülkemizin artık e, egemen devlet anlayışı göz ardı edilmiş oluyor. Şimdi burada e, biz şuna dikkat edeceğiz. Wilson ilkelerinden sonra, Wilson ilkelerinden sonra bir de Paris Barış Konferansı ile Osmanlı Devleti'ni tam işgal edecekler ama... ...öncesinde savaşlar bitince bir ateşkes anlaşması imzalanır. Yani şöyle hatta bunu Buradan sana göstereyim. Daha net ee, anlaşabiliriz ki karışıklık olmasın. Şimdi i̇şte, hatırlarsan Fransız itilal çıkmıştı. Sanayi devrimi vardı. Bütün bunlar sonrası Birinci Dünya Savaşı oldu. Savaşın sonrasında Mondros Ateşkesi imzalanıyor bak. Mondros Ateşkesi imzalanıyor. Mondros Ateşkesi ile bizi 7-24 işgale hale getirecekler. Yani diyecekler ki itilal devletleri 7. maddede İttilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa o bölgeyi işgal edebileceklerdir. Veya 24. maddede yine Doğu Anadolu için aynısını söyleyecekler. İşte ordumuza, silahlarımıza, ulaşım araçlarımıza, her şeyimize, e, haberleşme araçlarımıza el koyacaklar. Niye? Bizi savunması hale getirmeye çalışıyorlar. Ve bunun sonrasında da tabii ki net bir şekilde bizi işgale başlayacaklar. Hatta biz artık fiilen bittik diyebiliriz. Yani 24 işgaller başlayınca Osmanlı Devleti fiilen bitti diyebiliriz. Şimdi burada şu çok önemli. Paris Barış Konferansı denen bir şey var. Şimdi Monroe Satışkesi başladı. O sırada hani Amerikan Başkanı Wilson demişti ya. Yenenler yenilenleri ezmesin, milletler cemiyeti kurulsun. Demişti. O yüzden de Paris'te adı Barış olan bir konferans yapılacak. Tırnak içinde diyorum Barış'ı. Bu konferans sonrası diyecekler ki bu bölgede, İzmir'in olduğu bölgede Rumlar çok, burası Rumların olsun diyecekler. Hayda bunu da fırsat bilen Rumlar hemen İzmir'i işgal edecekler. Yani zaten onların da büyük tarihi emelleri vardı. Megalidea diye biz burayı alalım diyorlardı. İngiltere burayı İtalya'ya vereceğim diye söz vermişti ama güçlü İtalya yerine güçsüz, maşa olan Yunanlara veriyorlar burayı ve maşa Yunanlar da gelip burayı işgal edecekler. Biz tabii ki o işgale karşı protesto mitikleri düzenleyeceğiz. Hatta Amerika'dan bir adam gelecek diyecek ki burada Türkler çoğunlukta. Yani burada Rumlar değil Türkler çoğunlukta diye bizi haklı da çıkaracak. Ama Yunanlar Yunanlılığını yapınca yine bize e, saldırmaya devam edince gazeteci Hasan Tahsin sinirlenecek ve ilk kurşunu sıkacak, ateş edecek. Ardından da biz milli mücadeleye başlayacağız. Demek ki Mondros ateşkesi sonrasında bizi 7-24 işgali açık hale getiriyorlar. Paris Barış Konferansı'ndan sonra bizi net bir şekilde işgal ediyorlar. İzmir'in işgali başlıyor. İzmir'in işgali çok tehlikeli bir işgal olduğu için de biz artık net bir şekilde tepkimizi göstereceğiz. Şimdi Mondros ateşkesiyle fiilen bitiyoruz ama Mondros ateşkesine herkesin tepkisi aynı mı Tonguç Elad'ı benim? Hayır hocam. Harikasın. Herkesin tepkisi aynı değil. Türk milleti bilinçli bir şekilde tepki gösteriyor. Diyor ki bir dakika ya diyor. Biz işgal etmeye çalışıyorlar diyor. Mondros sonrası başlıyor yani işgallere. Osmanlı Devleti teslimiyetçi. Ya sıkıntı yok. İnşallah hal olabilir. Bir korkmayınız diyor. Azınlıklar oh oh işgaller başlasın da biz de burada kent topraklarımızı kuralım diyor. Yani herkes kendi e, tarzına göre hareket ediyor. Türk milleti bağımsızlık karakteri olduğu için, Türk milleti e, asker bir millet olduğu için tabii ki de Mondros'u kabul etmeyecek ve Kuvayi milliye birlikleri ya da yararlı cemiyetler kuracağız. Mesela bak şeyler azınlıklar böyle oh oh ne güzel Mondros sonrasında buraları işgal edelim daha da buralara karışık çıkaralım diye Ermeniler Taşnak ve hınçak gibi cemiyetler kuracaklar. Rumlarda Pontus Rum, etnik Eterya, Mavri Mira gibi cemiyetler kurup... ...buralar Rumlar reyno, buralar Rumlar reyno falan diye konuşacaklar. Ermeniler de buralar Ermenilerin diyecek ama biz de... Ne yapacağız biz? Kardeşim bir dakika. Burası Dadaşların. Burası Türklerin. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuracağız. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti'ni kuracağız. İşte Kılıkyalılar Cemiyeti'ni kuracağız. Ya da Reddi İlhak Cemiyeti'ni, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni ya da Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni, Milli Kongre Cemiyeti'ni kuracağız. Zaten Mustafa Kemal de bu dağınık halde olan Doğu Anadolu'daki Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, işte güneydeki e, Adana içerisi Kılıkyalılar, İzmir'deki Reddi İlhak ve ee, İzmir Müdafaa Hukuk ya da işte Milli Kongre ya da Trakya'daki Trakya Paşa ile Müdafaa Hukuk cemiyetlerini birleştirecek ve onları tek bir çatı altına toplayıp TBMM'ye dönüştürecek. Hatta bununla alakalı LGS çıkmış soruda diyor ki eğer Mondros mütarekesini yani Mondros ateşkesini takip eden aylarda bir tayyareden tayyare değil uçak uçaktan Anadolu'ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Yani bölgesel Doğu Anadolu'da bir ateş, Trabzon'da bir ateş, işte Trakya'da bir ateş, İzmir'de bir ateş. ne? Yani onlar bizim ateşlerimiz. Yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal'in meşalesi temin etti diye söylüyor. Demek ki Mustafa Kemal Türk ne yapacak? Milli mücadeleyi başlatacak. Türk halkı dağınık, bölgesel, bireysel hareket ederken diyecek ki ya istiklal, ya ölüm ve... Artık biz bir araya gelelim diyecek. Tabi Türk halkı Mustafa Kemal'e Türk'ten önce de yerel güçler halinde milliyetçi, direnişçi ve vatanseverdi. Kuay milliye, milli güç. İsyanlara ve düşmana karşı mücadele ediyordu. Güm diye yumruğumuzu çakıyorduk. Aynı zamanda mesela bir yumruk at bakalım Tomuş herhalde benim. Güzel bomba efekti koyman da yumruğuna güzel olmuş gerçekten. <laughs> Neyse gerçekten Türk'ün Osmanlı tokadı diye bir şey var. Yani vurdu mu çökertiyorsun. Türk'ün yumruğundan Allah herkesi korusun. Yani Türkleri sinirlendirmeyeceksin. Gerçekten de bizimkiler sinirleniyorlar ve düşmanı denize dökeceğiz. Ama tabii ki hani bu kalemi kırabilirim. Neyim mi Tolmuş Elal Evet hocam. Ama şu kalemlerin hepsi bir araya geldiği zaman kıramıyorum artık. Fiziksel olarak gücümüz yetmiyor. İşte eğer yerelsen, bölgeselsen, topikin değilsen e, maalesef düşmanı denize dökmek için yeterli değil. Disiplin olmuyor. Hukuk, aykırılık olabiliyor. İşte Kuvayi Milliye'yi Mustafa Kemal düzenli orduya dönüştürerek güçlü bir hale getirecek. Şimdi burada çok çok önemli. Her zaman sorduğum soruyu bir kez daha soruyorum sana Tonguç'um. Çünkü bu sayfa LGS'de %100 trilyon gelecek. Daha gelmediği sene yok. Bunu mutlaka bilmen lazım. Mutlaka mutlaka bu sayfayı anlarsan LGS'de en az 2-3 cebinde. Ama ben bu sayfayı anlatmadan önce sana bir kez daha soruyorum. Milli bağımsızlık nedir? Milli egemenlik. Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak. Milli egemenlik ise ülkeyi halkın Hemen yönetmesi. Hemen aşık Tebrik ediyorum. Gerçekten de, milli bağımsızlık Yunanlardan kurtulmamız. Ermenilerden kurtulmamız. Fransalardan, İngilizlerden kurtulmamız milli bağımsızlık. Yani düşman yurttan temizlemek. Milli egemenlik ise cumhuriyeti ilan etmemiz. Halkın yönetime katılması. Şimdi Mustafa Kemal bütün bu milli bağımsızlığı, milli egemenliği gerçekleştirmek için tek başına yapamaz. Süpermen değil ki. Bir de o da bir insan ne yapacak? Milli birlik ve beraberliği sağlayacak. Herkesi bir araya getirecek. Ve milli birlik ve beraberliği sağladıktan sonra milli bağımsızlığı sağlayacak. Yani düşmanı yurttan temizleyecek. Sonrasında milli egemenliği sağlamak için saltanatı kaldıracak. Yani padişahlığı bitirecek ve cumhuriyeti ilan edecek. Sonrasında layıklık ve çağdaşlaşma yapacak. Bunlar çok çok önemli. Hatta bununla alakalı şurada güzel bir soru var. Bak daha konuyu anlatmadan soruyu göstereyim ki birazdan. Ha, bak bu soru çok çok önemli. Ekranları baştaki arkadaşlarımıza bu soruyu cevaplayabiliyorlarsa LGS inkılap tarihinde bence full yapacaklar. Ama dikkatli bir şekilde cevaplaman lazım. Diyor ki hem Erzurum hem de Sivas daha bu konu işlemeden soruyorum bak birazdan anlatacağım. Hem Erzurum hem de Sivas Kongresi alınan kararlardan biri de manda ve himaye kabul edilmeyecektir maddesleri. Buna göre her iki kongrede de bu kararın alınmasının asıl gerekçesi hangisi olabilir diyor. Şimdi sen manda ve himaye ne olduğunu bilmiyorsan egemenlik bağımsızlık bunları bilsen yapamıyorsun. Manda ve himaye şu Paris Barış Konferansı'nda sömürgecilik kalkmıştı. Yenenler yenilenleri ezmeyecekti ama onun yerine manda ve himaye diye bir fikir atıyorlar ortaya. Yani işte büyük devletler küçük devletleri ekonomik anlamda kontrol ediyor. İçlerinde onları serbest bırakıyor ama dışlarında onları kontrol ediyor. Mesela sen tam bir mandasın Tonguç Eladım benim. <laughs> Teşekkür ederim yani efekt değil sen yapsan daha iyiydi ama mandasından kasım şu. Sen işlerinde serbestsin. İstediğin zaman odanda istediğini yapabilirsin, ders çalışabilirsin, çalışmayabilirsin ama dış işlerinde anne ve babana bağlısın. İstediğin saatte eve gelemezsin. İstediğin şekilde para kazanamıyorsun çünkü şu anda. Ama ben manda ve himaye değilim. Niye? Ben şu anda artık kendi ekonomik özgürlüğüm var. İstediğim saatte eve gelirim. İşte anne babamla kalmak zorunda değilim. İstediğim yerde kalabilirim. Niye? Ben özgürüm. Ekonomik özgürlüğüm var. İşte sen de şu anda ekonomik özgürlüğünü elde edebilmek için derslerine çalışman lazım bir kere. Bu bir. İkincisi eğer sen büyük bir devletin himayesaltta kalıyorsan senin bağımsızın olmadığını gösterir. Halbuki Mustafa Kemal ya istekler ya ölüm demişti. İşte bunların her biri ulusal bağımsızlığa sahip çıkıldığını gösteriyor. Çünkü ulusal egemenlikle alakalı bir şey değil. Yani ülkeyi halk yönetimle alakalı bir şey değil. Ekonomiyle alakalı bir şey de değil. Sınırlarla değil ulusal bağımsızlığımıza sahip çıktığımız için manda ve himayeyi reddediyoruz. Sonuç şeyadı benim. Şimdi şurayı tekrar geri alıyorum ve yolumuza devam edelim. Neredeyiz? Şurada ha. Şimdi Milli birlik ve beraberliği sağlıyor. Ardından düşmanı yurttan atmak, milli bağımsızlık, ülke halkı yönetmesi, milli egemenlik, ve çağdaşlamayı zaten biliyoruz. Onlar zaten ikinci önemli konusu. Şimdi Mustafa Kemal ilk başta 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. Görevi 9. Ordu fetiş olarak asayiş ve güvenliği sağlamak, silahları toplamak. Oraya gidince bir bakıyor ki Amerikan mandası isteyenler var. Hayır biz bunu istemiyoruz. İngiliz imaisi isteyenler var biz bunu istemiyoruz. Bölgesel kurtuluş olsun diyenler var bu da yeterli değil. Bizim cevabımız şu. Ya istiklal ya ölüm. Niye? Çünkü biz milli bilince sahibiz. Tabii milli bilince sahibiz ama buna sahip olmayanlar var. Adamlar Balkan Savaşları'nda, Trablusgarp Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda hep kaybetmişiz. O yine kaybederiz diye. Ya bu sefer de kaybetmeyelim. Amerikan mandasında olalım. İngiliz mandasında olalım diyenler var. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a çıktı 19 Mayıs 1919'da. Amacı ulusal birlikteliği sağlamak, ulusal bağımsızlığı korumak ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek. Samsun'da Orada bir protokol yayınlıyor. Diyor ki burada diyor bir kere Türkler Rumlara değil Rumlar Türklere sıkıntı çıkarıyor. Dolayısıyla burada bir sorun yok diyor. Esasında Mustafa Kemal'e orada sorun var Türkler sorun çıkarıyor diye gönderttiriyorlar. İtilaf Devleti hadi bir adam gönder diyorlar padişaha. Padişah da iyi ben Mustafa Kemal'i göndereyim diyor. Ve Mustafa Kemal de zaten kendisi Samsun'a gitmek istiyor zaten birinci... E, vazifesi ülkeyi kurtarmak ama bir bahane bulup oraya gitmesi lazım. Ve o bahane bulup ben oradaki Türkleri sustururum diye oradaki silahları toplarım diye gidiyor ama milli bağımsızlığı başlatacak. Samsun'a varıyor. Diyor ki Türkler değil Rumlar sıkıntılı. Ardından Havza'ya geçiyor ve Havza'da milli bilinci uyandırıyor. Demek ki Havza deyince aklımıza ne gelecek Tonguç Eylül benim? Milli bilinç. Harikasın. Milli şuur, milli bilinç. Diyecek ki işgalleri protesto etmeliyiz diyecek. Kendinize gelin diyecek. Kendinize gelin ne yapıyorsunuz? İşgalleri protesto etmeli diyecek. Ardından da genelge ve kongreler yapacak. Bak genelge bir konuyu aydınlatmak bir duruma dikkat çekmek gibi amaçlarla ilgili yerlere ve ilgililere gönderilen yazı. Amasya genelgesi böyle bir şey. Havza genelgesi böyle bir şey. Kongre ise herhangi bir konuyu görüşmek üzere delegelerin yani katılımcıların toplantı yapması. Şimdi burada mesela Amasya genelgesi gördüğünüz gibi bak bir yazı bir konuyu aydınlatmak için yazı yazılıyor. Ama sonrasında kongreler yapılacak. Şimdi mesela Amasya Genelgesi, Havza Genelgesi'nden sonra Amasya'ya gidiyor. Amasya Genelgesi'nde bir konuyu aydınlatmak için e, ilgilere yazı gönderiyor Mustafa Kemal. Diyor ki vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede. Bak bu milli mücadelenin gerekçesi. Buradan gelse soru gelir. Milletin bağımsızlığı niye milletin azim ve karar kurtaracaktır? Milli mücadelenin amacı, milli bağımsızlık yöntemi. Milletin azimi ve kararı kurtaracaktır. Milletin kararı da yine milli egemenlik oluyor. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da milli mücadelenin gerekçesi. Yani sebebi. Her türlü etki ve denetten uzak milli bir kurul gerekir. Bir kurul yani milli kurul bu da temsil eti olacak. Anadolu'nun en güvenli yeri Sivas'ta bir kongre toplanacaktır. Sivas'ın güvenli olduğuna dikkat çekiliyor ve Sivas kongresi kuruluyor. Her ilin sancağından halkın güvenini kazanmış 3 temsilci seçilecektir. Bu da yine halkın milli mücadeleyi çekiyor. Yine milli egemenlik. Şimdi bu genelge birden fazla komutan tarafından imzalanıyor. Amaç milli mücadeleyi bir eserlikten çıkarmak. Şimdi 2021 LGS mesela bu maddeleri verip sordu. 2024 LGS'de bir kez daha verebilir dikkat olmamız lazım. Şimdi burayı zaten söylemiştik. Sonrasında sonrasında şimdi havzada milli bilinç dedik. Amasya'da Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi, amacı ve gerekçesi açıklandı. Yani yöntemle milli irade, milli bilinç halk kendisi kurtaracak. Amaç milli bağımsızlık. Gerekçe İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyor. Yani parça üzerine düşen görevi yapmıyor ve ülke işgalde. Ardından Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum'da yine manda ve himaye reddedilecek. Temsiliyet kurulacak. Ardından Sivas Kongresi yapılacak. Sivas Kongresi'nde de tabii ki cemiyetler birleştirilecek. Hani vardı ya Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Trakya Paşa ile İzmir Müdafaa Hukuk. Bunların hepsi tek bir çatı altında toplanacak. Bölgesellikten kurtulacaklar. Ve Batı cephesine de Ali Fuat Paşa atanacak. İrade-i Milliye, Hakimiyeti Milliye gibi gazeteler çıkarılıp milli bilinci artırılmaya devam edecek. Sonrasında bu kongrelerden sonra İstanbul hükümetiyle bu temsil heyeti yani Mustafa Kemal ve arkadaşları Amasya'da görüşecekler. Amasya görüşmeleri oluyor Sivas Kongresi'nden sonra. Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti artık temsil heyetini yani Mustafa Kemal ve ekibini tanıyor. Diyor ki siz diyor tamam bir gelin konuşalım sizle diyor. Bu kadar Samsun'dan çıktın diyor. Bir seni orada Türklerle silahları topla diye gönderdik diyor. Ama sen diyor işte gittin Havza Genelgesi yaptın. Ardından yok Amasya Genelgesi yaptın. Yok Erzurum Kongresi yaptın. Yok Sivas Kongresi yaptın. Bayağı 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 bir şey yaptın. Damat Ferit'in istifasına sebebiyet verdin. Biz seninle bir görüşelim diyorlar. Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal İstanbul hükümetinden tek bir şey istiyor. Diyor ki İstanbul'daki meclis toplansın ama güvenli bir yerde toplansın diyor. Onlar da İstanbul'da meclis toplanacaksa İstanbul'da toplanır. Niye? Çünkü başkent İstanbul'dur diyor. İstanbul'daki meclis toplanıyor ve İstanbul'daki meclis toplandığı zaman da Ankara'dan farklı farklı şeylerden milletvekiller oraya gidiyor. Ve milletvekiller oraya gittiği zaman da misakı milli kararlarını alacaklar. İstanbul'daki mecliste Mebusan Meclisi'nde misakı milli kararlar alınıyor. Misak-ı milli kararları alınınca da itilaf devletleri tabii ki ne yapacaklar? İstanbul'u işgal edecekler. Bu meclisi dağıtacaklar. Biz de o zaman diyeceğiz ki 23 Nisan 1920'de Ankara'da İstanbul işgal edildiği için Mebusan Meclisi dağıtıldığı için Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacağız. Sonuç elazım benim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına gelmeden önce şurayı bir kez daha anlatmak istiyorum. Burası önemli. Mustafa Kemal Samsun'da, Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta yaptıklarının özetidir Misak-ı Milli. Yani Misak-ı Milli'de söylenenler, İstanbul'daki mecliste kabul edenler esasla Mustafa Kemal'in yaptığı kongrelerin bir özeti, bir çıktısı. Çünkü burada Mustafa Kemal bir sürü kongre genelge yapıyor ama bunu tüm dünyaya duyurması lazım. Bunu tüm Türkiye'ye duyurması lazım. İşte İstanbul'daki mecliste bu kararlar alınınca tüm dünya ve tüm Türkiye duyuyor ve Misak-ı de bizim ulusal yeminimiz oluyor. Ve burada şu çok önemli bir şey benim. Misak milli kararlar alınmadan önce Mustafa Kemal ve ekibi Ankara'ya geliyor. Niye? Çünkü Ankara güvenli bir yer. Milli mücadeleyi destekleyen bir yer. Ve Batı cephesine de yakın. Misak milli kararlar alınıyor. Gizli bir oturumda alınıyor. Kapitülasyonları kaldıracağız. Ekonomik bağımsızlık. Azınlıklar fazla kalmayacak. Bu uluslararası eşitlik diyoruz. Boğazlarda egemen devlet anlayışımıza saygı duyulsun istiyoruz. Sınırlarda vatan bütünlüğü olsun istiyoruz. Arap topraklarında veya Doğu Anadolu'da, Kars, Ardahan, Batum'da, Batırakya'da halk oylaması yapılsın diyoruz. halk karar versin diyoruz. Bu da yine milli iradenin göstergesi. Tabi biz misak milli kararlarını alınca ne olacak? İtilaf devletleri diyecekler ki ya bunlar Samsun Atatürk'ü gönderdik. Orada saçma sapan bir telgraf attı. İşte Samsun Atatürk nerede? Rumlar sorumludur dedi diye. Böyle kendince itilaf devletleri Atatürk'ü böyle küçük görüyorlardı. Havza'da milli bilinci yaptı gene küçük gördüler. Erzurum'da Pardon Amasya'da yöntem amaç gerekçeyi söyledi yine küçük gördüler. Erzurum'da manda ve himaye hayır dedi yine küçük gördüler. Sivas Kongresi'ni topladı yine küçük gördüler. Amasya görüşmelerinden sonra İstanbul'daki meclis toplandı yine küçük gördüler. Ya İstanbul'daki meclis toplansın herhalde mecliste ee, biz korkuyoruz itiraf tereddütleri ne derse olsun manda ve himaye istiyoruz gibi bir karar çıkacak anlattılar. Ama Mustafa Kemal ve ekibi bir şekilde misak-ı milliyi kabul ettirince ya istiklal ya ölüm gibi bir şey bu demek yani biz savaşacağız demek. O zaman itiraf devletleri deliriyor hemen 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 İstanbul'u işgal ediyor. Meclisi ee, net bir şekilde kapatıyor İstanbul'daki meclisi. Ulusal iradeye direkt saldırıyor. Bak bu da çıkabilir. Olağanüstü bir durum oluşuyor. Ve hatta ardından da hiç boş durmuyor. Hiç boş durmuyorlar. Hemen Sevr Anlaşması'nı imzalıyorlar. Bak birazdan göstereceğim. Biz TBMM'yi açar açmaz da biz 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açıyoruz. Hemen Nisan, Mayıs, Haziran, Ağustos, Temmuz, Ağustos hemen Sevr Anlaşması'nı imzalıyorlar. Bu konudan soru gelmedi ama Sevr Anlaşması önemli. Neden? Çünkü bizi resmen parçalıyorlar. Bizi bu kadarcık bir yere bırakıyorlar. Ama biz ne yapacağız? Düşmanla savaşacağız. Şimdi demek ki 23 Nisan 1920'de Ankara'da meclis neden açılıyor? Çünkü İstanbul' işgal edildiği için. Mimusan Meclisi dağıtıldığı için ve ulusal egemenlik için. Meclisin özellikleri var ve meclise karşı çıkan isyanlar var. Hemen onlara bakalım. Meclisimiz olağanüstü bir meclis. Kurucu bir meclis. Yeni bir devlet kuruluyor. Ulusal bir meclis. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi. Demokratik bir meclis. Her insanlar var. herkesinden. Ülkesini seven herkes geliyor buraya. Ve bir savaş meclisi. Bu meclis savaşacak. Şimdi tabi yasama yürütme yargı tek bir çatalta toplanıyor meclis hızlı karar alması için. Bu da güçler birliği olduğunu gösteriyor. Yani yasama yürütme yargının tek bir altında olması güçler birliği ilkesini gösterir Tonguç evladım benim. Sonrasında meclisin özelliklerini su doku diye kodlamışız. Yani savaş meclisi, ulusal meclis, demokratik meclis, olağanüstü meclis ve kurucu bir meclis. Şimdi meclise karşı ayaklanmalar çıkıyor. İtiraf devletleri deliriyor. Böyle bir şey olmaz ya diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Düzce, Bolu, Adapazarı, Kütahya, Isparta, Konya, Gönen her yerde isyan çıkarıyor. Aynı zamanda azınlıklar isyan çıkarıyor. Rumlar, Ermeniler, Pontuslar isyan çıkarıyor. Aynı zamanda bu isyanları bastıran TBMM'nin eski ortakları, eski destekçileri olan Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem de bir şekilde isyan ediyor. Ethem isyanı çıkıyor. Niye? Bunlar çünkü isyan ediyorlar. TBMM'nin otoritesine girmek istemiyorlar. Yani Etem ya da Demirci Mehmet Efe normalde e, bu isyanları bastırmıştı. Sonra Mustafa Kemal diyor ki tamam sen isyanları bastırdın yeter artık bu, bu, burada bu görevdesin diyor. Etem diyor ki hayır ben isyan ediyorum ben daha güçlü bir komutanım diyor. E, o zaman bu isyanda bahsediyoruz. Bütün bu isyanlar esasında kardeşin kardeşe olan savaşı gibi kötü bir şey. Zaman kaybettiriyor. Bizim esas düşmanımız kim? İtilaf devletleri. Evet itilaf devletleri. Yani bizim İngiltere ile savaşmamız lazım. Bizim Fransızlarla savaşmamız lazım. İtalyanlarla Yunanlarla savaşmamız lazım. Ama biz gidip kendi kendimize savaşıyoruz. Bu bize zaman kaybettiriyor. Ve aynı zamanda bu isyanları bastırdığımız için otoritede kazandırıyor tabii ki. Yani TBMM'nin kofte bir meclisi olmadığı ortaya çıkıyor. İsyancıları biz hıyaneti vataniye kanunu ile bak hıyaneti vataniye yani vatan haini diyoruz bunlara hıyaneti vataniye kanunu ile yargılıyoruz. Nerede yargılıyoruz? İstiklal mahkemelerinde yargılıyoruz. Burası çok önemli Tonguç'un um. burası sınavda gelebilir dikkat edin arkadaşlar burayı. İstiklal mahkemeleri TBMM'nin yargı yetkisidir arkadaşlar. Yani TBMM Büyük Meclis'in yargı yetkisidir. Hıyaneti vataniye de kanun çıkarmamızda yasa ve yürütme yetkisidir. Yani yasa çıkarıp bunu uyguluyoruz. Hıyaneti Vataniye Kanunu. İskan mahkemelerinde de yargılıyoruz. Niye? Hukukun üstünlüğü var. Yani sen isyan çıkardın. Öldürün bunu. Değil. Mahkemelerde kanunla yargılıyoruz. Bu da bizim hukukun üstünlüğüne sahip çıktığımızı gösteriyor. Adamlar hemen Sevra Anlaşması'nı imzalıyorlar. Delirmiş durumdalar. Ya bunlar kongreler yaptı, meclis açtılar artık hemen Sevra Anlaşması'nı imzalayalım. Ve Osmanlı'yı bitirelim diyorlar. Sınırlarımızı küçültüyorlar. Bak görüyor musun? Nerede? İzmir'i almışlar, Aydın almışlar, Balıkesir, Konya, Antalya, Antalya, Antep, Sivas, Erzurum, Artvin her yer onların. Bize Ankara, Eskişehir, Bolu, Kütahya, Amasya, Samsun'a bırakmışlar. İstanbul'a her yer zor. Bir dakika. Ülke bütünlüğümüz bozuluyor. Boğazları alıyorlar. Egemenlik haklarımız edeleniyor. Osmanlı başkentiniz olarak İstanbul Osmanlı'nın başkenti olarak kalsın ama bir şey yapamazsanız orayı da elinizden alacağız diyorlar. Azınlık haklarını genişletiyorlar iç müdahale. Kapitülasyonlardan herkes faydalansın diyorlar. Ekonomimizi bitiriyorlar. Osmanlı borçlarını ödesin diyorlar. Ekonomiyi de bitiriyorlar. Ordumuzu sınırlandırıyorlar ve Asker sayımız 50.700 kişi olacak. Yani resmen asker olarak da gücümüzü bitiriyorlar. Ama biz buna hayır diyeceğiz ve ne yapacağız? Yunanlara yüzme dersi vereceğiz. Bunu da diğer dersimizde yapacağız. Yunanlara yüzme dersini milli mücadelemizi anlatacağız. Ee, az bir yerimiz kaldı vereceğim tekrar için. Arkadaşlar mutlaka LGS ilk tekrar programımızdaki videoları izledikten sonra ilk tekrar setinden ödevlerinizi yapın. Hemen burada ödevinizi gösteriyorum sayfalarını. LGS ilk tekrarda hemen sosyal kısmını açıyorum. Tonguç Ela'dım benim. Nerede? Bir kahraman diyor. Ha, burada başlıyoruz. Sayfa e, 138, 139. Bunları güzel güzel çözün. Takıldığını sorularda mutlaka kare karikodunu okutarak öğrenin arkadaşlar. Milli uyanış, bağımsız yolunda atılan adımlar. Erzurum Kongresi, Hıyaneti Vataniye Kanunu. E, işte i̇şte burası, ha burayı yok. Burada, buradan sonrası şey. E, ikinci i̇kinci videomuzu anlatacağız. Hadi bakalım. E, Yunanlar yüzme dersi öğrettiğimizi merak ediyorsanız ikinci videomuzu izleyin. Burası da arkadaşlar diğer videodan sonra ödevimiz. Sayfa 153'e kadar çözmenizi istiyoruz. Hadi bakalım. Ee, i̇lk tekrarımızı ilk videosunu bitirdik. O zaman ödülü sorumuza geçelim. Nerede ödülü sorumuz? Bak Batı cephesindeki savaşlarımızı da çok güzel bir şekilde hazırladık sizlere. Nerede ödülü sorumuz? Nerede? Evet, burada. Hadi bakalım arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. LGS ilk tekrarımız devam ediyor. Hadi bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.